GSM İşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Honor 50 ekran değişimi yapacağız. Evet, hemen bilekliğimi takıyorum arkadaşlar. Biraz bekletiyorum sizleri. Evet, LCD bilekliğimi de takayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Malzemelerimi de köşeye kaldırdım. Ve onarımına başlıyorum arkadaşlar. Başlamadan önce kırımı göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi ekranım sol tarafına darbe almış ve kırıklar sağ tarafa doğru yayılmış. Büyük ihtimal bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Arka kapağımı ısıtarak onarımına başlıyorum. Evet, geçen günden, hatta dünden arkadaşlar, silikon kalmış köşede. Bunları temizledim güzel bir şekilde. Evet, kapağım güzel bir şekilde dört bir köşesine ısıtıyorum. Evet, ısımı tamamen tutuyorum arkadaşlar. Evet, gayet doğru bir sıcaklık. 45 derece. Neşterimi arka kapağım köşesine sokuyorum arkadaşlar. Alkolümü bu aradan doğru döküyorum. Ve gitar peramla arka kapağımı çok hassas bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere arka kapağımızı çıkarttık. Evet, vidalar mıknatıs tutmuyor arkadaşlar. Bu şekilde bütün vidalarımızı yerinden çıkartalım. Evet arkadaşlar, bütün vidalarımızı çıkarttık. Üst NFC anten bordumuzu, yani plastik kapağımızı yerinden çıkartacağız. Görmüş olduğunuz gibi vidalarımı köşeye atayım hızlı bir şekilde. Evet, batarya konnektörlerimi çıkartıyorum arkadaşlar. Vidalarımı da köşeye toplayayım hızlı bir şekilde. Bataryamı çıkarttım arkadaşlar. Ekran konnektörümü de yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. Ve ekranımı ısıtacağım şimdi. Hemen sıcak havamı açayım.
Evet. Evet arkadaşlar, biraz daha attıktan sonra ekranımı yerimden çıkartabilirim. Yeterli olacaktır. Hemen çıkartacağım. Biraz beklettim arkadaşlar, kusura bakmayın. Ekranımı hafif daha biraz daha ısıttıktan sonra onarımına geçeceğim hemen. Ekranı yerinden çıkartacağım. Evet, yeterli olacaktır arkadaşlar. O bayağı bir sıcak. Neşterimi ekranlı kasa arasına sokuyorum. Buradan cam kuranı alayım. Elimize batmasın arkadaşlar. Neşterimi çıkartabilirim. Evet, bu şekilde. Ekran zaten paramparça arkadaşlar. Kasama zarar vermeden güzel bir şekilde ekranı yerinden çıkartacağım şimdi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ekranımı yerinden çıkarttım. Biraz kasamda yamukluk var sanki. Evet, burayı hafif düzeltebilirim arkadaşlar. Evet, düzeldi. Çıkan kırık ekranımı köşeye koyayım. Buradaki camları hızlı bir şekilde temizleyeyim arkadaşlar havayla. Yeterli olacaktır. Buradaki köşedeki silikonlarımızı temizliyoruz şimdi. Evet, buradaki kırık cam parçalarımızı da çıkartalım hızlı bir şekilde. Elimizi kesmeden arkadaşlar. Plastik jiglemizi de boşa alabiliriz. Evet, komple cam kırıldı maalesef. Çok hassas olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, ısıtıcımı kullanarak köşedeki cam kırıklarını hızlı bir şekilde yerinden çıkartayım arkadaşlar.
Evet, bütün cam kırıklarımızı yerinden çıkarttık. Kasamızı tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Çok hafif bir şekilde yine düzeltelim. Ve süper, bir sorunumuz yok. Evet. Yeni ekranımızı kutusundan çıkartalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, yeni servis orijinal ekranımız. Silikonumuzu kasamızın dört bir köşesine çok ince bir şekilde sıkıyoruz. Tekrar bu köşeden de başlıyoruz arkadaşlar. Evet, yeterli olacaktır. Küçük bir cam kırığı gibi bir şey gördüm sanırım ama. Yanılmış. Evet. Dört bir köşemizi sıktık arkadaşlar silikonumuzu. Ekranımızı direkt kasamıza oturtuyoruz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi boşlukta kalmıyor arkadaşlar. Yamukluğumuzu düzelttik zaten. Ekran konnektörümü yerine oturtuyorum. Bataryamı da yerine oturtuyorum arkadaşlar. Üst NFC kapağımızı da yerine oturtuyorum. Bu alt tarafta kalacaktı. Evet. Vidalarımızı mıknatıs olmadığı için cımbız yardımıyla yerine oturtalım. En son vidalarımızı sıkacağız arkadaşlar. Evet, vidalarımızı sıkalım. Orada power tuşuna basayım, cihaz açılsın. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün vidalarımızı yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Silikonumuzu kasamızın dört bir köşesine sıkıyoruz. Çok ince bir şekilde arkadaşlar. Köşeleri özellikle çok ince sıkmanız gerekiyor ki tuşun arasına silikon kaçmasın arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Evet, ar kapağımı da yerine oturtturdum. Power tuşuma basayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ekranım çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Orijinal servis ekranımız arkadaşlar. Bu şekilde de sizlere de göstereyim.
Honor 50 gram değişimi arkadaşlar. Mengenimizi de oturtayım ekranımızı. Evet. Onarım işlemimiz bitti arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.